Bana ben de düzdürme al. Hemen kısa bir tur yapacağız. Bugünkü kapanışı değerlendireceğiz. Dolar da 16 lira barajı halen geçerli. Bugün 1-2 çok yaklaştı. Oradan tekrar salıverilmedi. Bir miktar para satıldığı ve buralarda tutulmaya çalışıldığını zannediyoruz. Gram altın o seviyeyi geçti. 941 lirayı ise işaret etmiştim. Artık hedef 970 lira. Ons altın çıkışını sürdürüyor. 1843 dolar civarında. Euro da 16 lira 81 kuruş civarında. İki haber arkadaşlar ilgimi çekti. Onları size hemen çok kısacık paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi enflasyonu hesaplayan başkanın görevden alınması. Yani Türkiye İstatistik Kurumu biliyorsunuz enflasyon sonuçlarını açıklanıyor. Enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş sağlık gerekçesi öne sürülerek görevden alındı. Böyle bir durumda görevden affını istemiş veya işte istenmiş gibi bir şey. Dolayısıyla benim aklıma şu geliyor. Yani acaba enflasyon fazla gösterdiği için mi yoksa az gösterdiği için mi görevden alındı? Bunu bilemiyorum. Gayet ben manidar buldum. Özellikle Merkez Bankası toplantısı öncesi 26 Mayıs'tan önceki toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun başkanı, daire başkanı Cem Baş görevden alınmış. Bir de güzel bir haber var. Bu gibi şeyleri tabii ki destekliyorum ve alkışlıyorum da. Savunma sanayinde gemi üretiyoruz arkadaşlar. Bunların daha da sayısını fazlalaştırarak devam etmemiz gerekiyor. Pakistan'a sattığımız Milgem projesi kapsamında bir korvet denen bir gemi var. Suya indirilme gerçekleşti. Pakistan için inşa ettiğimiz 4 Milgem korvetinden üçüncüsü suya indirilmiş. Bunların sayılarının fazlalaştırılması lazım. Bir şeyleri tabii ki olumsuz bulurken olumlu bulduğumuz şeyleri de söylememiz lazım. Üretmek adına üretilen her şeyi destekliyoruz tabii ki. Ben de destekliyorum. Bayraktar biliyorsunuz hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar bunları da destekliyorum. Gayet olumlu şeyler. Keşke bunlar daha önceden ve daha fazlasıyla yapılabilse, kendi markalarımızı oluşturabilsek diye düşünüyorum. Üretmeden olmaz arkadaşlar. Mutlaka üretip satacağız. Marka üreteceğiz. Marka gerçekleştireceğiz. Cep telefonudur, araba, otomobil ne varsa bunları üretmemiz lazım. Bunlarla beraber tarımı da unutmamamız gerekmekte. Şimdi gelelim kurlara ve olaylara. Kurların ezici üstünlüğüyle yukarı doğru ivmesi devam etmekte. 4 saatlikte 15.67'yi geçirdikten sonra şu an dolar kuru 21 günlük ortalaması üzerinde seyrediyor. 21 günlük ortalaması önemli. 15.90'lardan geçiyor. Şu anda orada. 15.90 21 günlük ortalaması hareketli ortalamalarda altına düşerse 15.67'ye tekrar sarkabilir ama ben bu ivmenin yükselerek devam edeceğini düşünüyorum. CDS puanımız Rusya'dan sonra savaş geçti. CDS güven puanıdır. Ülkenin ekonomisine duyulan güven puanıdır. Uluslararası ekonomik faaliyetlerde oldukça önemlidir. Borç bulurken, borç alırken CDS puanlarına bakılır. Ülkenin risk puanlarına bakılır. Rusya'dan sonra ikinci zayıf risk puanı bizde. Yani savaşan bir Rusya sonra arkasından biz geliyoruz. TL'miz günden güne gücünü eritmeye doğru devam ediyor. Ve geçten gece gelen bir dolar kurunu göreceğiz ve yaşayacağız. Önce 17 lira, sonra 18-40 liraya doğru gidecektir. 20 liraya gitmesini ben kaçınılmaz olarak görüyorum. Faizleri arttırmama ısrarıyla olan bir şey. Yani hiç ekonomi bilmeyen bir insan bile, yani bütün dünyada neden bütün ülkeler faizleri arttırıyorlar TL'lerini korumak için? Bizde neden düşürüyorlar? Veya hiç hareket etmiyor gibi bir şeyler sorgulanabilir diye düşünüyorum. Faiz olayı kartı bir türlü açılmadı. Açılmadığı için de arka arkaya bir sürü doları baskılayacak projeler gerçekleştirildi. Kur korumalı mevduat, efendime söyleyeyim işte yuvam hesabı, en son işte bu enflasyon korumalı bir çalışma var, tahvil çalışmaları var. Bunlarla aslında uğraşılacağı yerde madem bunu artık bu kadar çektik, hayat pahalılığı gerçekten fena bir halde devam ediyor. Artık bir şeylere başlamanın, tarıma destek vermenin, üretmenin, işte bu korvetler, gemi inşaatları, mal satmak, cari açığı düşürmek için değişik çalışmalar yapmak gibi bir olaylar düşünmemiz lazım. Yani doğal gaz bulunduğu biliyorsunuz birçok doğal gaz şeyler bulunmuştu bir yerlerde birkaç zaman önceki haberlerde. Bu haberler de o şekilde bitti gibi gözüküyor.
En son bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nden para alma tartışması falan vardı. 3-4 milyar dolar daha alındığı söyleniyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Belki onun satışı gerçekleşmiş olabilir diye düşünüyoruz. 128 milyar dolar kasada eridikten sonra şu an kasa boş ve geri çevrilemiyor. 128 milyar dolar bu dövizi belli bir yerde tutmak için bu politika uğruna kullanıldı. Şu an o da olmadığına göre artık neyle döndürülecek bu? Bu yeni çalışmalarla, kur korumalı mevduatlarla falan döndürülmeye çalışılıyor. Bakalım çark nerede kırılacak onu da bilebilmek mümkün değil. Ancak enflasyona göre şu an doların 18 lira en az 18 lirada olması gerekiyor diye düşünenlerden biriyim. 18.39 orada kapı gibi arkadaşlar beklemekte ve haftaya yükselişine devam edecektir. Haftaya 16 lira üzerine bekliyorum arkadaşlar. 16, 10, 16, 20, 16, 30 haftaya başlayacaktır bu ataklar diye düşünmekteyim. Euro'da da 16, 81 lira üzerinde hem 21 günlük hem 50 günlük ortalaması üzerinde devam ede gelmekte olduğu gözüküyor ve direnç seviyesinin üstünde 16.61'inde üstünde bulunuyor ve gideceği yer yukarıda 20 lira 60 kuruş gibi gözükmekte. Bunların en sonu geleceği düşünülüyor. Kur korumalı mevduatın hazineye ve Merkez Bankası'na yüklediği yükler de halen devam ediyor. Tabii kur arttıkça bunun karşılığını tazminini mudilere Merkez Bankası hazine ödüyor. Dolayısıyla halk ödüyor aslına bakarsanız. Yani dolayısıyla bu dövizin çıkma yükünü de halk üzerine üstlenmiş bir vaziyette gözüküyor. Yani bu kur korumalı mevduattaki mudi sahiplerinin alacaklarını da hep beraber ödemiş oluyoruz. Onu söyleyeyim. Dolar ve euro da haftaya ben yükselişler bekliyorum kıymetli arkadaşlar. Hızlıca bu şekilde değinebiliriz. Altın kötü zamanlarını bitirmişe benzer ve haftaya ben yükselişlerin daha da devam edeceğini bekliyorum. Kademe kademe anlatıyorum. 1831 dolar demiştim. Şu an 21 günlük ortalamasının günlükte ve 50 günlük ortalamasının gerisinde. Şimdi bana göre kıymetli seviyelerde bir 1853 var günlükte direnç oluşturmuş vaziyette. Onu aşacak bir güçte olduğu gözlemlenmekte. 1862'ler falan 21 günlük ortalaması. 1862'leri geçtikten sonra yükseliş ivmesi artarak devam edecektir. Bu arada Rusya, Finlandiya ve İsveç'i tehdit etmiş oldu. Tehdit etti. NATO'ya girmeye çalışan Finlandiya ve İsveç'i Putin tehdit etti. Yani olan hiçbir olay tesadüfi değil. Umarım daha büyük kargaşalar çıkmaz diye düşünmekteyim. Umarım bir dünya savaşına doğru yol alınmaz diye ben düşünenlerden biriyim. Bir an önce savaşın bitmesi taraflısıyım. Yukarı doğru tekrar ivmeyi çevirmişe benziyor ve buralarda kıymetli seviyeler destek 1833 direnç 1853 dolar olarak gözüküyor. Haftaya ben 1860 doları 21 günlük ortalamasını geçmesini bekleyeceğim. Ki geçebilecek bir güçte olduğunu da düşünüyorum. Gram altında söylediğimiz rakamlar geliyor. İşte buraya çizdik. 940'ları buldu şu an. Benim videolarımı sıkça takip edenler bunları görebiliyorlar. Şuradan itibaren bir yükseliş ivmesi almıştı 883'lerden beri. O günlerden beri konuşuyoruz. Şu an 940'ı da geçmiş oldu. O direnci kırmış oldu. Artık yeni bir çalışma içine girecek gram altın. Dövizin de yükselişiyle beraber 970 bana göre kaçınılmazdır diye düşünüyorum. 970'i haftaya zorlayacağız. Onu size söyleyebilirim ve 970'in üzerinde tutulmaya başladıktan sonra arkadaşlar 1000 lira çok çabuk bir şekilde gelecektir ve benim kendi düşünceme ve mantığıma göre bir tarih olacaktır. Yani 1000 lira bir daha asla geriye gelmeyecektir. 1000'in üzerine koyarak gidecektir. 1050, 1100, 1200 gidecektir. Bunlar olasılıksız şeyler değildir. Dün ben videonun kapağına dolar 100 lira olacak mı derken arkadaşlar işte sen Selçuk geçer de geçtin dediler. Ben aslında hem bir ironi yapmıştım orada hem de olabilecek şeyleri aslında geçmişi örnek göstererek söylemiştim. Arkadaşlar bundan 3 yıl önce yine tekrar ediyorum. 3,5 yıl önce dolar 3 liraydı. Ben dün gibi hatırlıyorum. Sizler de hatırlıyorsunuzdur. 3 lira. 4 lira olacak mı falan filan derken böyle 4 işaretleri falan yapılıyordu. Dün gibi hatırımda alsak mı almasak mı şu mu bu mu dedi. Arkadaş toplantılarımızda çay toplantılarımızda konuşuyorduk gülüşüyorduk. Ve 3 yıl geçti. Dolar kuru 18 liraya buldu.
Ve o zaman bizim Merkez Bankası'nın kasası da doluydu. Henüz daha 128 milyar dolarımız vardı. Cari açık bu kadar değildi. Hayat pahalılığı bu kadar fazla değildi. Şimdi gitgide bütün dünya ile beraber küresel bir krize giden ekonomiler bana bunu çağrıştırıyor. Neden? 15 şu an 15 lira, 16 lira diyelim kabataslak. 3'ten 18'e giderken dolar 6 kat yapmış bir dolar 3 yılda. 6 kat vurduğunuz zaman 100 lira ediyor arkadaşlar. Ya 3 yıl sonra ki çok uzun bir zaman değil bunlar 100 lira olabilir diye onu söylemiştim. Hem o onun bir ironisiydi ve olabileceğini söyledim. Mantıksız bir şeyler söylemiyorum. Geçmişten örnek veriyorum. Bu bir. İkincisi, daha önceki videolarda bahsettiğim abonesi çok olan bazı arkadaşların ki aboneleri hayır getirsin ben bir şey demiyorum. 200 bin, 300 bin, 500 bin bu tip kapaklarla sizi abone edip 200 bin, 300 bine vardırdığını söylemek için onun ironisini yapmaya çalıştım. İroni bir şeyin tersini söyleyerek aslında hafif bir tiye almak yani bir espri yapmak gibi düşünebilirsiniz. Şu an 970'e doğru gidecektir. Haftaya 970'i zorlayacağız. 970'i bulduğumuz zaman da 1000 liraya siz olmuş gözüyle bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Bitcoin cephesinde 29 bin 30 bin civarında gezmekte. Bana göre artık miadını burada doldurdu. Bu tip düşüşler daha önce de oldu. 2017, 2018'de oldu. Daha önce 2013'te, 2014'lerde oldu. 20 binden 3 bin dolara düşen bir coin gördük. Sonra 70 binden işte tekrar 30 bine düşen coin gördük. Bunlar olabiliyor arkadaşlar. Düştüğü gibi de çıkmayı biliyor. Ve her çıktığında da bir önceki seviyesinin üstünde kalıyor dikkat ederseniz. Bir ara 3000'de kaldı, daha sonra 10.000'de kaldı, şimdi 30.000'de kalıyor. Gitgide bir yukarı doğru bir ivme taşıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben ya ümitsiz değilim. Coin piyasası yakında hareketlenir diye düşünüyorum. Şu 32 bin, 33 binlerden geçiyor 21 günlük ortalaması. 33 binlerden sonra tekrardan bir atak yapıp 50 günlük ortalaması 37 bin 900. Ama şöyle 43 bini kuvvetli bir şekilde kırması lazım ki yukarı doğru bir atak başlatabilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu vesileyle kanalımıza abone olun. Biz de sizlere başka videolar çekelim. Sizleri seviyorum. Umarım siz de beni seviyorsunuzdur. Buradan abonelik linkini tıklayın. Eşe dostu haber edin. Herkes abone olsun diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum.